Herkese merhabalar arkadaşlar. Oran orantı problemleri konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, oran orantı problemlerine geçmeden önce Ocak ayı programımıza bir göz atalım. Arkadaşlar Ocak ayı 3 Ocak pazartesi günü oran orantı konu kısmıyla başlamıştı. Ve de oran orantı problemlerin başı olduğu için problemler biliyorsunuz ÖSYM sınavında çok önemli bir kısmı oluşturuyor bizim için. O yüzden konu kısmını anlattık. Orantı problemlerini ayrı bir videoda vermeyi tercih ettik sizler için. ikinci döneme hazır olacaksınız diyelim inşallah. Evet arkadaşlar dersimize başlamadan önce hemen ödevimizi söyleyelim. sıfırdan 9'a kitabında sayfa 160'taydı arkadaşlar sanırım. Hemen açık bakıyoruz. Evet bakın sayfa 160'da orantı problemleri var. Orantı problemlerini yapıyorsunuz. Sayfa 161'de de yine problemler kısmı var. Burayı yapıyorsunuz. Diğer kısımların ödevini vermiştik. Ve de arkadaşlar Dinamo Soru Bankamızda da Konu kısmını ben biliyorum hocam gerek yok soru çözmem lazım diyorsan hemen orada da arkadaşlar 45. Tesla 45'te de hemen gördüğünüz gibi doğru ve ters orantının problemleri karşılığında arkadaşım orada da T45'te çözüyorsunuz sayfa 144'te. Şimdi artık uzatmayalım dersimize başlayalım oran orantının konu kısmını anlatmıştık şimdi sorulardayız bir anne elindeki 310 tane fındığı yaşları 2 3 5 olan çocuklarına Yaşlarıyla orantılı. Bakın orantılı kelimesi, doğru orantılı kelimesi bize doğru orantıyı söyleyecekti. Sadece orantılı da diyebilirdi, bir sıkıntı yoktu. Olarak paylaştırılırsa en küçük çocuğa kaç fındık düşer? Arkadaşlar bakın unutmayın orantılı derse, doğru orantılı derse biz ne yapıyorduk bölme yapıyorduk. O zaman iki yaşındaki kardeşi biz küçük kardeş dersek hemen bakın küçük kardeş bölü iki. Ne yapıyoruz küçük kardeş'i hemen oranına bölüyoruz. Eşittir ortanca kardeş o diyelim. O bölü 3 eşittir. Ne diyorduk bir de? Büyük kardeş bölü 5 diyeceğiz. Ve de bunların hepsine normalde K diyorduk ama biz burada K'ya ne dedik? Küçük kardeş dediğimiz için ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Biz de burada orantı sabitine X demiş olduk. Bakın şimdi bu durumda ne yapıyorduk doğru orantıda? Hemen vakit kaybetmeden K eşittir 2X diyorduk. O eşittir 3X diyorduk. Ve de B eşittir ne oluyor arkadaşım? 5X olmuş oluyor. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam ne oluyor arkadaşım? 310 fındık ediyormuş. O zaman hemen bakarsam olaya e, 310 fındık küçük orta büyük kardeşin fındıklarının toplamı 310 sa o zaman bunların normalde bizim bilinmeyen toplamımızda 2x, 3x daha 5x, 5x daha 10x olmuş olduğu. O zaman her iki tarafı 10'a bölersem gördüğün gibi x'im kaç çıktı? 31 çıkmış oldu. Bu 31 nedir arkadaşım? Bizim orantı sabitimizdir. Peki buradan yola çıkarak ne yapacağız? En küçük çocuğa kaç fındık düşer diyordu. E kardeşim biz en küçük çocuğu 2x diye bulmadık mı? Çünkü doğru orantıdan dolayı küçük kardeşi küçük pay, büyük kardeşi büyük pay düşecekti. E o zaman da ne olacak? 2 kere 31 eşittir. Ne oldu? Küçük kardeşin payı 62 olmuş oldu ve bu soruyu bitirmiş olduk. Doğru orantı ya da orantılı derse hemen bölme olduğu doğru orantı işleminde bölme yaptığımız aklına gelecek arkadaşım. Şimdi sayfayı değiştirdim. Farkındaysanız renkler değişti ama sorunun çoğu yeri aynı. Nasıl yani? Bir anne elindeki 310 tane fındığı yaşları 2 3 5 olan çocuklarına bakın buraya kadar hala aynı. Yaşları ile hala aynı ters orantılı olarak paylaştırılırsa. Bakın sadece bir önceki sorudan farkı buraya sadece ters kelimesi eklenmiş. Paylaştırılırsa en küçük çocuğa kaç fındık düşer? Yine aynı soru, her şey aynı ama bu sefer ters orantı. Ters orantıyı hatırlıyor muyuz? Ters orantıda ne yapacaktık? Bu sefer çarpma yapacaktık. Nasıl yani hocam? Bakın küçük kardeşe k dersem 2 kere k, ortanca kardeşe o dersem 3 kere o, büyük kardeşe b dersem o da ne olacaktı? 5 kere b olacaktı. Ve burada da yine bir sabit koyacaktım. Ben buraya x koyabilirdim. Yalnız ben buraya x koyabilirdim ama koymayacağım. Neden koymayacağım? Çünkü arkadaşım x dersen bölülerle uğraşırsın. Ama sen buraya 2'nin, 3'ün, 5'in ekokunu koyarsan yani 30x koyarsan kafan çok rahat eder. Neden? 2k 30 xe o zaman nedir arkadaşım? K dediğim 15x'tir. 3o 30 xe o zaman o dediğim nedir arkadaşım? 15 10x'tir. Çok özür dilerim. Devam edelim. 5b 30 xe B dediğim nedir arkadaşım? B dediğim de 6x'tir dediğim. İşte bu kadar. Olay bu arkadaşım. Yapacağınız bu. Burayı ekok seçiyorsun. Neden? Çünkü bak cillop gibi temiz, kılçıksız süper bir şekilde çıkıyor arkadaşım. O zaman bize ne diyordu? Bunların paylarının toplamı kaçmış? 310'muş yeniden. Peki arkadaşım 15x, 10x daha 25x, 6x daha 31x oldu mu? Evet. O zaman ne yapacağım şimdi? Her iki tarafı 31'e bilersem bakın ne çıktı? X 10 çıktı. O neydi arkadaşım? Şey x neydi? Bizim orantı sabitimizdeki 30x'in parçasıydı. O zaman hemen en küçük kardeş duruyordu. Bakın ters orantı ya. Büyük kardeş küçük alıyor. Küçük kardeş büyük alıyor. En küçük kardeş sorduğu için k eşittir 15 xten dolayı. K eşittir ne olacak arkadaşım? 15 çarpı ondan dolayı. O zaman ne dedik? K eşittir 150 fındık almış olacaktır dedim. Ve bu soruyu da çok hoş bir şekilde bitirmiş oldum. Evet geldik bir başka soruya. Bakın bu da bir benzeri. Çok benziyor. Bir anne elindeki 360 tane fındı. 2 yaşındaki çocuğunun yaşı ile ters. Bakın 2 yaşındakinin yaşı ile ters. 3 ve 5 yaşındaki çocuklarının yaşları ile doğru orantılı olarak paylaştırırsa en küçük çocuğa kaç fındık düşer diyor arkadaşlar. Bakın yine aynısı ama bu sefer bileşik orantı var. Niye? Doğru orantı ile ters orantı aynı soruda. O zaman ben yapacaklarımı yine yapacağım. Ters deyince çarpma. ...doğru deyince bölme yapacağım. Nasıl yani hocam? Bakın küçük çocuk ters orantıysa çarpmayı yaptım. Ortanca çocuk ve... ...büyük çocuk doğru orantılı dediği için... ...çocukların doğru orantılı ya da orantılı da diyebilirdi sadece. Ne yapacağız o zaman? Hemen bölme yapıyorum. Bakın çok dikkat. Çok dikkat. Şimdi burada yine X demeyeceğim. X dersem çünkü burada K... ...X bölü 2 olur. O yüzden ben buraya ne diyeceğim biliyor musunuz? Ben buraya 2X diyeceğim. Bakın burada... Bunlar zaten her türlü içler dışlardan dolayı tam sayı çıkar. Ama buradaki K'nın da tam sayı çıkması için güzel bir şekilde burayı yapmamız lazım. Hemen bakın K o zaman ne olmuş oldu? K x'e eşit olmuş oldu. Hemen buradan bakıyorum O neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? O'ya bakarsanız O bölü 3 2 x'e neyi 3'e bölersen 2 x eder? Tabii ki de 6 x oldu. B'yi o zaman toparlarsam da B'de ne olmuş oldu? Neyi 5'e bölersen 2x eder? Tabii ki de 10x'i demiş olduğum. Şimdi çok dikkatli bakarsam arkadaşım. Hemen ne gelmiş oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi küçük kardeş x, ortanca kardeş 6x büyük kardeş 10x geldi. O zaman bu arkadaşların payı kaç oldu? 17x olmuş oldu. Bakın k'ya 2x dedim. Zaten 2x demiştim. O zaman kx çıktı. Ortanca da 6x, b de 10x çıkmış oldu. Bu arada, bu arada şurayı ufak bir değişiklik yapalım arkadaşlar. 340 olsun burası. Hemen bakın şimdi. 340 fındığı bölüşeceklerse o zaman ne yapıyorum? 17x eşittir 340 yapıyorum. x buradan kaç çıkıyor? x buradan 20 çıkıyor. x 20 çıktığına göre küçük kardeş ne alıyordu zaten? Küçük kardeş x'e eşitti. O zaman küçük kardeş ne almış oldu? 20 fındık almış oldu arkadaşlar. İşte bu kadar. Yapmamız gereken buydu. Sadece bunu yaptık ve olayı bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, geldik bir başka soruya. Genellikle bu soruda arkadaşlar kafamız karışabiliyor. O yüzden güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Birbirine bağlı 3 dişli çark yarıçapları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıdır. Yani doğru orantı. O zaman bakın arkadaşlar, çaplar dediğine göre demek ki 2 olan biraz küçük 3 olan biraz büyük, 4 olan da bundan büyük. Neden? Çünkü bunların yarıçapı 2, 3 ve 4 arkadaşlar. Bunlar çarkların yarıçapı. Yani büyüklükleri. Bakın soruda diyor ki bunların 180 tane dişi vardır diyor. O zaman ne kadar senin yarıçapın büyükse o kadar da ne yapacaksın? Çarkının çevresi büyük. Yani dişi fazla olur. Ne kadar küçüksen de o kadar az olur. Şimdi orantılı dediği için de o zaman biz burada hemen şöyle diyelim. Çark 1 diyelim çark 1 bölü 2. O zaman çark 2 bölü 3. O zaman ne diyeceğiz? Çark 3 bölü 4 diyeceğiz. Bu arada çark dediklerimde ne? Yarı çapları unutma. Yani diş sayısına da diyebiliriz. Yine ben buraya diş sayısı olduğu için D dersem arkadaşlar. Bakın K demiyorum da D diyorum. O zaman ne çıktı burada? Çark 1 2 D çıktı. Yani diş çark 2 ne çıkmış oldu? 3 D çıkmış oldu. Çark 3 de bana ne getirmiş oldu? 4 D getirmiş oldu. Yani bunlar yine söylüyorum bizim için nedir? Diştir. Yarı çapın ne kadar büyükse o kadar fazla dişin olur. Yani doğru orantı. O zaman bunları toparlarsak arkadaşlar 2 3 daha 5 4 daha 9 diş olur. Toplam 9 diş. Zaten bana diyordu 180 diş var diyordu çarkların tamamında. O zaman hemen bakarsam D benim için ne çıkmış oldu? 20 çıkmış oldu. He, o zaman ben buradan çark 1'in dişini yani küçük çarklının dişini 40 olarak çark 2'nin yani ortancanınkini 60 olarak çark 3'ü de arkadaşım 80 olarak bulabilirim. Şimdi çok dikkat etmem gereken bir şey var. Bu çarklılar, bu çarklılar yani bu çarklar ve diş sayısına sahip olan bu çarklar 70 toplam 65 devir yapıyorsa bakın bunlar birbirine bağlı ve dönüyorlar. Sonuçta dönerken mesela şu küçükle büyüğü düşünün. Bunlar birbirine bağlıyken dönecekler. Dönerken sonuçta aynı yolu katettikleri için e bunun e zaten büyüktü bu. O zaman bu adam az yol kat eder. Bu adam çok yol kat eder. Bu adam da hepsinden daha az yol kat eder. Şey daha aynı yolu kat eder ama daha az döner. Bakın dönme sayısı azdır. Aldıkları yollar eşittir. Burada da bize devir diyor. O zaman devirde ters orantılı olmalıdır. Hemen onu da şuraya patlatalım. Bakın ne olacak? 2 ile ters ne bu? Devir. Devire de biz ne diyelim? E, devire de dx diyelim mesela. Dx demeyelim de d1 diyelim. O zaman nedir bu? Küçüğün deviri. Eşittir. Bakın buradaki diş sayısıydı. D dedik. Buradakilere de d1 d2 falan diyorum. Hemen bakıyorum o zaman ne oldu? 3 d2 oldu. Ve de ne olacak? 4 tane de d3 olacak. Neden? Büyük olan küçük olmuş olacak. Çok dikkat şimdi. 2 3 4 ters orantılı olması gerektiği için çarpma yaptım. Çarpmada da ters orantıda buraya K demiyorduk da ne diyorduk arkadaşlar? Biz ekokunu söylüyorduk. 2, 3, 4'ün ekoku 12 K olmuş olacak. Bakın şimdi o zaman buradaki küçüğün devir sayısı ne olmuş oldu arkadaşım? Küçüğün devir sayısı D1 6K olmuş oldu. D2 4K olmuş oldu. D3'te ne olmuş oldu arkadaşım? D3'te 3K olmuş oldu. Bunlara bu şekilde baktığımda işi çözmüş olduk ve bunların toplam devir sayısı ne oldu? Bizim için neymiş? 65 devirdi. 65 devir eşittir 4k 6k 3k'dan dolayı toplarsam 13k ediyor. O zaman k neymiş? k bizim için her iki tarafı 13'e bölersem bizim için 5 olduğunu gördüm. Peki ben buradan neyi çözmüş oldum? O zaman küçüğün devir sayısı benim için 30 oldu. Ortancanın devir sayısı 20 oldu ve de dişlinin yani üçüncü yarı çapı dört olanında devir sayısı e, ne olmuş oldu arkadaşlar? Üç kere beşten on beş olmuştu. Toplarsak da otuz, elli, altmış beş oldu. Şimdi bakın arkadaşlar bize ne soruyor? Küçük çarkın devir sayısı. Küçük çarkın devir sayısı en fazlaydı otuz. Başka ne soruyor bize arkadaşlar? Büyük çarkın diş sayısı. E büyük çarkın diş sayısı da nedir arkadaşım? 80'dir. O zaman toplarsam bunları da bana sorulan sorumun cevabı ne olmuş oldu? 100 olmuş oldu. Ne kadar büyükse yarı çapım çarkımın dişleri ve çevresi o kadar büyüktür. Ne kadar çarkım büyükse o kadar az devir yaparım dedim. Bunların aldıkları yollar eşittir. Ama büyüklüklerine göre ne kadar büyüksem o kadar az devir. Ne kadar küçüksem o kadar çok devir yaparım dedim. Bu güzel soruyu da çözmüş oldum. Geldik çok önemli bir kural arkadaşlar. Bu kuralı da hemen söylemiş olanım bunu çok iyi bilmen lazım. Hemen söyleyelim. Sana şimdi bir iş verir bir, bir iş söyleyecek. İşçi sayısını, gündelik saatini, kaç gün çalıştığını, kaç işçi olduğunu işte bilmem her şeyi böyle kalabalık kalabalık söyleyecek ve sonunda da sana bir iş söyleyecek. Sonrasında aynı işi başka kişiler, başka saatlerde ve kaç gün yaptığını söyleyecek. Bu sefer de ikinci iş söyleyecek. O zaman sen böyle sorularda birinci işle ilgili verilenleri, ikinci işle ilgili verilenleri çarpıyorsun ve oranlıyorsun. Sonrasında da birinci işle ikinci işi oranlıyorsun. Olay bu arkadaşım. Mesela üç işçi günde sekiz saat çalışarak beş günde yirmi beş metrekare halı yapıyorsa ve aynı zamanda arkadaşım dört işçi dokuz gün, günde dokuz saat çalışarak otuz metrekare halıyı kaç günde dokur diyor. Bakın şimdi olay şu dediğimiz gibi bütün verileri alıyorsun arkadaşım. Üç çarpı sekiz çarpı beş bölü neye? 4 işçi günde 9 saat çalışarak kaç günde x günde. Peki yaptıkları iş neydi? Bunun 25 metrekare alıydı. Bu adamın da 30 metrekare alıydı. 25 ile 5 sadeleşsin. Şurada 1 kalsın. Burada 5. 5 ile 30 sadeleşsin. Şurada 1 kalsın. Burada 6. 9 kere 4 36. 36 ile 6 sadeleşsin. Şurada 6 kalsın. Burada 1. 3 kere 8 24. 24 ile 6 sadeleşsin. Şurada 1 kalsın. Burada 4. O zaman bakıyorsun Aşağıda 4 bölü x kaldı. Karşıda da 1 bölü 1'den 1 kaldı. İçler dışlardan da ne gördüm? X'imin 4 olduğunu gördüm arkadaşım. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Bu pratik bilgiyi de kapmış olduk. Ne zaman kullanacağız? İşçi sayıları, gün sayıları, günlük kaç saat çalıştıkları ve karşı tarafta da işler verildiyse sana işte bu güzel bilgiyi bilmen gereken bilgiyi sana söylemiş olduk. Buna göre yapacaksın. Geldik bir başka soruya. Bakın yine çok benziyor. Yine aynı muhabbet. Bir ayakkabı üretim atölyesindeki işçiler yüzde %81 kapasiteyle çalışırsa günde 10 saat çalışarak 10 günde ürettiği miktardaki ayakkabıyı ne yapıyorum? Yüzde %81 kapasiteyle çalışıyorum. Benim kapasitem normalde 100K olsun. Şimdi ne çalışıyorum? 81K'lık çalışıyorum. Ama ne yapıyorum? Günde 10 saat çalışıyorum. Ne kadar çalışıyorum? 10 gün çalışıyorum. Ürettiği ayakkabıyı Şimdi %90 kapasiteyle çalışırsam yani normalde 100 k'ysam, 90 k yapıyorum. Günde 15 saat çalışıyorum. Kaç günde bitiririm diyorum. Peki benim birinci işim neydi? E, zaten ortadaki işti. İkinci işim ne? Yine ayakkabı üretmek. Yine aynı iş. Hiçbir fark yok. O zaman ne oldu? Bu işler aynı olduğu için birdir. Şimdi bizim şurada bir işlem yapmamız lazım. K'lar birbirini götürdü. Bir. 15 ile 11 birini 5'e bölünsün. 2 kalsın. 3 kalsın. Şuradaki 9'un 90'ın sıfırıyla buradaki 10 gitsin. 1 kalsın. Süper. Devam ediyorum. Burada 81 var. Burada bir 9 var. 9'lar sadeleşti. 9'a 1 kaldı. Bitti. Şurada bir 9 vardı. Burada bir 3 vardı. Sadeleşti. Yukarıda 3 kaldı. Aşağıda 1 kaldı. Yukarıya baktığımda ne kaldı arkadaşım? 6 bölü 1 eşittir. 1 bir bölü 1'den dolayı pardon 1 kere x varmış burada. O zaman ne oldu? x eşittir 6 olmuş oldu arkadaşım. Bu soruyu da güzel bir şekilde yine bitirmiş olduk. İşte biraz önceki bilgi ne kadar böyle değişik sorular olsa da çok güzel kullanılıyor ve sana pratik bir çözüm sunuyor. Evet arkadaşlar geldik şimdi ÖSYM tarz sorulara. Bakın üniversite sınavında buna benzer bir soru çıktı. Bakın sonrasında yine benzer bir soru. Ve sonrasında da güzel bir sorum daha var. Bu sefer de grafikle ilgili. Bakalım ne demiş bize? Mert Hamza kek yapmak için malzeme olarak 3 bardak un ya da 2 bardak irmik kullanılıyor. Yani 3 un kullanıyorum ya da 2 bardak irmik kullanıyorum. Ve bununla birlikte arkadaşım 200 mililitre süt kullanıyorum. Ve de ayrıca 2 tane de yumurta kullanıyorum. Şimdi çok dikkat. 6 bardak un varsa elimde. 1 litre sütüm varsa, 12 adet de yumurtam varsa... Şimdi çok dikkat. Ne yapıyor Mert Hamza? Elindeki unun tamamı bitene kadar bu tarife göre yemek, e, kek yapmaya çalışıyor. Peki 6 bardak unum var benim. 1 litre yani 1000 mililitre sütüm var. Ve de 12 adet yumurtam var. Peki ne yapıyorum? Elimdeki un bitene kadar işlem yapıyorum. Peki elimdeki un nasıl bitiyor arkadaşım? 3 un, 200 sütlü ve 2 yumurtaydı. 6 un ne olur o zaman? Hemen yazalım. 6 un 400 süt olur ve 4 yumurta olur. He! Bunları kullanırsam bakın unu patlattım, bitirdim. Peki ne kadar sütüm kaldı elimde? 600 sütüm kaldı. Peki kaç tane yumurtam kaldı? 8 tane yumurtam kalmış oldu arkadaşlar. Peki bunları yaptım. Daha sonra elinde un kalmadığında yerine yeterli miktarda irmik kullanarak sütün tamamını bitirmeye çalışıyorum. Peki süt olayı neydi? Bakın süt olayı 200 seydi, 2 yumurtaydı ve irmiğe bakarsam da 2 irmik kullanıyordum. 2 bardak irmik yani 2 irmikti. Peki arkadaşım ben sütün tamamını kullanmaya çalışacaksam o zaman sütün tamamını kullanmaya çalışacaksam tabii ki de 200 sütü 3 katına çıkartarak bakın doğru orantıya ne kadar süt o kadar yumurta ve irmik olacak. 3 katına çıkardım 600 süt ve sütü bitirdim. Peki 3 katına çıkartırsam 2 yumurta kullandığım yerde kaç yumurta kullanmam lazım? 6 yumurta. Peki 2 bardak irmikle de ne yapacağım arkadaşım? Tabii ki de 6 bardak irmik yapacağım ki zaten yeteri kadar irmik varmış. Gerek yok bu kısma. Sütün tamamını da bitirmeni istiyorum. Peki elimde kaç yumurta kalır diyor. Biraz önce ne yapmıştı? 4 yumurta kullanmıştı. Şimdi de 6 yumurta kullandığıma göre o zaman ne oldu? 8 6'dan dolayı 2 yumurta kalmış oldu arkadaşım. Çok güzel bir şekilde bu soruyu bitirdim. İnanmazsınız. ÖSYM sınavında o hani diyoruz ya TYT'de 20 tane temel matematik, 10 tane problem, 10 geometri var. İşte o 10 10 problem var ya 10 problemden biri buydu işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ÖSYM'de de önemli olan işi bilip işe gitmemek, pratik yollarla pırt diye çözmek. Geldim bir başka soruma. Sorum ne diyor bakalım? Tarladan topladıktan sonra kabukları ayıklanarak elde edilen kabuksuz ay çekirdeğinden aşağıdaki oranlara katılarak ayçiçek yere yapılıyor. Ne yapılıyor şimdi? Kabuklarından ayıklanıyor. Ayçiçek kabuksuz yapılıyor. Sonradan da yağ yapılıyor. Yani elimde ne olacak arkadaşım? kabuklu, kabuksuz ve de yağ olacak elimde. Peki bunları nasıl yapıyor? Kabuklu ay çekirdeğinin kabuksuz ay çekirdeğine oranı. Bakın kabuklu ay çekirdeğinin kabuksuz ay çekirdeğine oranı buymuş. Peki böyle bir oranda biz ne yapıyorduk? Hemen buraya istersem 7K'ya 4K diyordum. Kabuksuz ay çekirdeğinin kendisinden elde edilecek. Kabuklu ay, e, kabuk e, ayçiçek yağına oranı arkadaşlar 3 bölü 2'ymiş. Şimdi o zaman onu da şöyle diyebilir Kabuksuz bölü yağ da neymiş arkadaşım? 3 bölü 2'ymiş. Şimdi normal şartlarda bakın. Burası 3'e 2. Burası da 7'ye 4. Yalnız burada kabuksuzlar ortak. O zaman bunları aynı kıvama getirmek için şuradaki K'ları hemen sileyim. Aynı kıvama getireyim. Ne demek aynı kıvam? E kabuksuzlar aynı oran olsun. Hemen o zaman bakın burayı 4 ile genişleteyim. Burayı 3 ile genişletirsem ne olmuş oldu dikkat? Kabuklu bölü kabuksuz. Ne olmuş oldu? 3 ile genişlettim. 21 bölü 12 olmuş oldu. Peki aşağıya bakıyorum. Aşağıdaki oranımı da artık modifiye ediyorum. Ne diyor bana? Kabuksuz bölü yağ. E kabuksuz 12 idi yukarıda. Bak burada da 12 oldu. Yağ ne kadar oldu arkadaşım? Yağ da 8 oldu. Şimdi işte K dersem kabuklunun kabuksuza 21K'ya 12K'ydı. E burada da o zaman kabuksuz aynı kabuksuz olarak kabul edip 12K dersem işi bitiririm. Neden hocam? Çünkü bakın kabuklu neymiş arkadaşım? 21K'ymış. Kabuksuz 12K'ymış. Ve de yağ da benim için 8K'ymış. Bunun anlamı ne biliyor musun? Ben kabukla çekirdek topluyorum. 21 kilo geliyor mesela. Ve de buradan yağ da 8 kilogram elime geliyor arkadaşım. Süper elde edilen ayçiçek yağları 5'er kiloluk teneke kutulara doldurulacakmış. Süper. Buna göre 42 ton çekirdeği kullanarak bakın ne diyor? 42 ton diyor. Peki sanki buradaki K benim için 2 oldu mu? Çünkü 21 K 42 ise K benim için 2 olmuş oldu. O zaman 42 ton kabuklu fındık e, kabuklu çekirdekten aklıma anneye gitti fındıkları dağıtıyor diye. O zaman ne oldu burası arkadaşım? 16 ton yağ elde edilmiş olduğu. Bak bitmedi. Bana kaç tane teneke kutu lazım diyor. Bu, bu kurdaki yağları da 5 kiloluklara koyuyorum. E ton neydi arkadaşım? 1 ton 1000 kilogramdı. O zaman 16 ton 16 kilogram olur. Ne yapıyorum? 5'lik kutulara koyuyorum. Bakın 5'e bölmek kolaydır sonu sıfırlarda. Neden biliyor musun? 1 sıfır sil 2 ile çarp. İşte bu kadar. Bir sıfır sil 2 ile çarp. Mesela bak 245'e böl sıfırı sil 2 ile çarp. Hop 48 bitti. Olay bu arkadaşım aklında olsun. Beşe bölmede sıfırı sil 2 ile çarp olayı bitirdik. Ne yaptık? 3200 tane kutu elde edilecekmiş. Teneke kutu. Süper bir soruydu. Yine ÖSYM tarzı hoş bir soruydu dedik geçtik. Şimdi bazen de sana bu oran orantıyı grafikle verirler arkadaşım. Grafikle bakalım okumaya çalışalım ne var elimde. Zeytin var. Çekirdeksiz zeytin var. Çekirdeksiz zeytin var. Yağ var. Yine aynı muhabbet var mı? Bakın zeytin var. Çekirdeksiz zeytin var. Bir de yağ var elimde. O zaman şurada bir oran bakarsak. Hemen bakın. Zeytinden ben 7 kilo zeytin varsa elimde. 7 k demeyelim şimdilik. O zaman çekirdeksizim ne oluyormuş? 6 oluyormuş. Peki burada çekirdeksizin 5 olduğu yerde Yağ ne kadar çıkıyormuş? 2 kilogram yağ çıkıyormuş dedik. 2 kilogram 2 litre yağ çıkıyor dedik. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada 6'ya 5 oran var. Ben o zaman ufak bir genişletme yapayım. Ufak bir genişletme yaparsam bakalım ne olacak? Zeytin var. Çekirdeksiz var. Bir de yağ var elimde. Bakın 7'ye 6, 5'e 2 idi. Bunları aynı kıvama getirmek için şunu bir 5 ile genişleteyim. Ne olmuş oluyor? 35 olmuş oluyor. Benim çekirdeğim de 30 ol çekirdeksizim de 30 olmuş oluyor. Peki aşağıyı da getirirsek aynı kıvamı 6 ile çarparsam o zaman burası ne olmuş oluyor? 30 olmuş oluyor. O zaman bunu da 6 ile çarparsam burası da 12 olmuş oluyor. O zaman ben şunu anladım. Bakın yine orantı yaptım. 7'ye 6'ydı. 5'e 2'ydi. Ama bunlar ortak olduğu için ortak bir sayıya getirirsem 35K zeytinden 30K çekirdeksiz çıkıyor. Yani mesela 35 kilo zeytin alıyorsun. Çekirdekleri bir çıkartıyorsun. Hop neye düşüyor? 30 kiloya düşüyor. Ve buradan da 30 kilo çekirdekten de 12 litre yağ elde ediliyormuş. Şimdi bana sorulan ne? Buna göre 120 litre zeytinyağı elde etmek için bu arada tabii ki de litre bazında söyledik bunu. Burası K olacak tabii ki de. 35K, 30K, 12K. 120 litre zeytinyağı elde etmek için. a 120 litre 12K değil mi? O zaman K sanki 10 gibi değil mi? Süper. Kaç litre çekirdekli zeytin kullanılmalıdır diyor. Tabii ki de ne olması lazım? Çekirdekli zeytin 350 olmuş olacak. Sorumuz bu kadar. Bana isterse çekirdeksiz de sorabilirdi. Onu da 300 olarak bulmuş olacaktım. Bakın, bir önceki soru grafiksizdi. Bu soruda grafikli. Grafikli, grafiksiz fark etmez. İkisinde hoş bir şekilde yapmış olduk. Geldik arkadaşlar köprüden önceki son çıkışa bir tane zıpır sorum var. Şimdiki sorumda çok güzel yine önü üniversite sınavında benzeri çıkmış bir soru. Aşağıda içinde miktarları farklı miktarlarda limonata bulunan iki özde şişe verilmiştir. A ve B şişelerindeki limonata miktarları sırayla 4 ve 3 litre olarak 4 ve 3 ile orantılıdır diyor. O zaman bakın ben bunun içindekine 4K bunun içindekine 3K diyebilirim. E, orantılı dediği için doğru orantı hemen doğru orantıysa 4K'ya 3K diyebiliyordum. A ve B eşiklerinin boş kısımlarında sırayla neymiş arkadaşım? 8 ile 5 ile ters orantılı. A bir dakika 8 ile 5 ile ters orantılıysa o zaman şöyle diyebilir miyim? 8K'ya 5M dersem bunu da 40A'da eşit dersem 40A'da. E buna 5A buna da 8A olur. Zaten iki tane bilgi varsa elinde ters orantı diyorsa o zaman ne olacak arkadaşım? Ters olacak. Yani bunun boş kısmı 5B olacak. Bunun da boş kısmı ne olacak? 8B olacak. Hatta şu dolulara da K değil de D deseydik çok güzel olurdu. Şimdi bakın e bunları söyledik. E bunlar farklı miktarlarda limonata içeren özdeş kaplar değil mi? O zaman arkadaşım bak 5B artı 4K eşit mi? 8B artı 3K'ya evet at 3K'yı karşıya karşıda K kaldı. At 5B'yi karşıya karşıda 3B kaldı. O zaman K dediğim şey neymiş? 3B'ymiş. O zaman modifiye edelim hemen. Burası ne oldu o zaman? 12B oldu. Burası ne oldu o zaman? Hop 9B olmuş oldu. Bakın ne oldu? 5'e 12, 17. 8'e 9, 17. Süper. Şimdi bana soruya bakalım. A şişesinin boş kısmı. A şişesinin boş kısmı 5B'dir. Tamam. B şişesinin dolu kısmının oranı. B şişesinin dolu kısmı neresi? O da 9B'ydi dedim. B'leri sadeleştirdim. Cevabım kaç çıktı? 5 bölü 9 çıkmış oldu. Yine süper bir soruyu da geride bırakmış olduğum. Geldiğim son soruma çok zıpır bir soru. Çok taktikli bir soru. Dinleyelim burayı. Bir kümeste bulunan 70 tavuğa sanırım böyle konsantrasyon kaybı gibi oldu son soru olarak. Ama dikkatimiz dağılmasın çok önemli bir soru. Bir kümeste 70 tavuğa 40 gün yetecek kadar yem vardı. Bakın 40'ı 70'e bölünmüyor. Tabii ki de bölmeyle yapmayacağız. Oran orantıyla yapacağız. Devam edelim. 15 gün sonra 20 tavuk kesilirse. Bakın arkadaşım şimdi. 70 benim tavuğum var. Ve de ne kadar gün yetebilecek bana? 40 gün yetecek bu. Tamam da arkadaşım 15 gün geçti aradan. 15 gün geçerse o zaman 70 tavuk hala hazırda. Mutlu hayatlarındayken ne yapıyorlar? 15 gün geçiriyorlar. Ne yapıyorlar o zaman? 25 günlük yemekleri kalıyor. Tamam. Şimdi bak 70 tava 25 gün yetecek kadar yem var. Ama bu sırada 20 tanesi hakkın rahmetine kavuşuyor. Ne yapıyor arkadaşım? Hop gitti. Ne yapıldı? Kesildi. Onlar ne oldu o zaman 20 tanesi kesilirse artık elimde 50 tavuk kalmış oluyor. Bakın şurası bitti zaten. Bu iptal. Artık bunları geçtik. Neye geldik? 70 tavuğa 25 gün yetecek kadar vardı. Ama şimdi 50 tavuğum var. Ve bu 50 tavuğa ne kadar gün yeteceğini bana soruyor. Buraya da x diyebiliriz. Şimdi çok önemli bir muhabbet arkadaşım. Burayı çok iyi dinle. Şimdi soru şu. 70 tavuk 25 günlük yem varsa 50 tavuğa daha mı az gün yeter bu daha mı çok gün yeter? Ya tavuklar çoksa tabii ki de az gün yeter. E tavuklar azsa tabii ki de çok gün yeter. O zaman tavuk sayısı azaldıkça gün sayısı artacak. Bu ne demekti? ters orantı demek. Ters orantıda ne yapıyorduk? Çarpıyorduk arkadaşım bak çarpıyorduk. O zaman burada ne yapacağız? 70 çarpı 25 eşittir ne olacak? 50 çarpı x olacak. 25 ile 50 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Burada 1. 70 ile 2 sadeleşti. Burada 35 kaldı. Burada da hiçbir şey kalmadı zaten. 35 kere 35 kere 1 30, 35 kere 1 35 x kere 1 x olduğuna göre x kaç çıkmıştı? 35 çıkmıştı. Şunu söyleyelim bir daha. Bakın A kadar gün B kadar tavuk varsa C kadar gün kaç tane tavuk diye sorarsa şimdi bakın bu gibi sorularda doğru orantı varsa çaprazlamasına çarpıyorsunuz. Ama ters orantı varsa ters orantı varsa burada da düz bir şekilde çarpıyorsunuz. Mesela bu soruda ters orantı vardı. Ne yaptık? Düz bir şekilde çarptık. Ama doğru orantı olsaydı Sanki bunlar doğru bölüymüş gibi içler dışlar yapacaktık arkadaşım. Bu taktiği de söyledikten sonra artık konumuzu bitirdik. Çok süper oldu. Çok da iyi bir şey oldu. Niye? Problemlerden önce gerçekten de oran orantı problemlerini çok iyi bilmeniz lazım. Aklımızda olsun diye dedik. Hatta ve hatta sorularımızın içinde yüzde de kullandık, kesir de kullandık, hepsinde kullandık. Bunları da artık yüzde kesir problemleri, sayı problemleri tekrardan göstermiş olacağız. Evet arkadaşlar tekrar hatırlatalım. Yorumlarınızı önemsiyoruz çünkü neden arkadaşım? Çünkü seni önemsiyoruz arkadaşım. Bak yorumlarını önemsiyoruz çünkü seni önemsiyoruz. Neden? Video yararlı oldu mu? Lütfen yorumlara belirt bunu. Bak önerim varsa tavsiyen varsa lütfen belirt. Bazı arkadaşlar dedi ki hocam cırtlak sarı turuncu renkte yazma görünmüyor çok fazla dedi. Artık onu kullanmıyoruz. Veya hatta hocam şunları yaparsan iyi olur. Öneri tavsiyen varsa lütfen yorumlara yaz. Yararlı oldu mu olmadı mı? Lütfen yorumlara yaz. Benle ilgili anlatışla ilgili bir sıkıntın varsa lütfen yorumlara yaz. Beğenirsen beğendiğini beğenmiyorsan neyi beğenmediğini yaz. Biz de beğendiysen motive olalım daha çok çalışalım. Ama beğenmediğin bir kısım varsa hatamız neyse düzeltelim. Senin karşına daha güzel daha iyi videolar çıkartalım. Ve lütfen ödülü soruyu bulabildin mi? Çünkü video yararlıysa ödülü soruyu bulman lazım. Buldun mu onu da bize bir söyle bakalım dedik. Ve de en önemlisi like atmayı unutma biliyorsun. Zaten sizlere daha iyi bir şekilde sunmamız için bizim YouTube'da bir şeyler üretmemiz için zaten algoritmayı biliyorsun beğenme ve like'lar olacak. Like'lar ve yorumlar da bizim için çok önemli. Daha önemlisi arkadaşım yorumlar. Niye önemli? Senin için önemli. Unutma aklında olsun. Bu dediklerimi yorumlarda bekliyorum. Ödülü sorunun cevabını da bekliyorum. İşte karşında ödülü soru. Cevaplar yoruma. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki derste görüşürüz. <laughs> Thank you.